Gerçekten çok lezzetli bir şey. Serdar, bulamıyorsunuz. Çok güzel. Haftada bir falan yiyoruz. Okulda çıkan yemekten yiyoruz. Çünkü her gün böyle şeylerle beslenmek çok zararlı. Evet. Sürekli cips, hamburger falan yersek obez oluruz. Sağlıksızlaşırız. Obez mi? Yaşadığımız sağlıksızca şişmanlarız yani. Bu kadar olur. Ya burası. Ama ben ilk defa yediğim için sorun olmaz değil mi? Olmaz olmaz, merak etme. Evet. Bu okula da elini kolunu sallayan herkes geliyor. Bana bak, zaten sana olan silim geçmedi. Bir çakarım. Emre. Tamam tamam. Sen de her zamanki gibi onları haklı görmüşsündür. Hiç de bile. Annenle dalga geçtikleri için onlara gerekenleri söyledim. Hem ne olursa olsun Emre'nin seni hırpalaması hiç doğru değil. Ama sen de onların kaybettikleri anneleri için böyle konuşmamalısın. Bu çok acımasızca. Bana yüz vermeye kalkma hemen. Peki. O zaman babanla ilgili yaşadıklarını düşün ve kendini onların yerine koy. Aman. Vay vay nana. Afiyet olsun. Ne istiyorsun benden? Söylesene, kimsin sen? Sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Hanımefendiciğim, gözlerim yine yollarda. Yalnız şimdi sırası. Hoşçakalın. Nana, hadi gidelim canım. Nana, sen iyi misin? O adam biraz önce buradaydı. Tam bana bir açıklama yapacaktı ama seni görünce yok oldu. Kulina, onu tanımadığına emin misin? Sanırım tahmin ettiğim kişi. Kim? Söylesene. Burası uygun değil. Hadi hemen eve gidelim. Orada konuşuruz. Seni dinliyoruz Kulina. Nanacığım, aslında dünyaya gelip insan olmayı isteyen tek kişi sen değilsin. Hı hı. Biliyorum. Pinokyo da benden yüzyıllarca önce dünyaya gelip insan olmuştu. Ben Pinokyo'dan bahsetmiyorum. Ama hani bir dileği dileme hakkı yalnızca bir kez oluyordu? Başka kim geldi dünyaya? Aslında onun gelişi bir dilekten dolayı değil de benim yüzümden oldu. Bir şey anlamıyorum. Bu hikayeyi çok derinlere gömmüştüm Nanacığım. Bir gönül meselesi mi yoksa? Hmm, aslında evet. Ah, Albay Nestor. Öyle hoş bir oyuncaktı ki. Albay Nestor mu? Benimki bir gençlik hatasıydı. Alt tarafı 400 küsür yaşındaydım. Maşallah, pek de gençmişsin. Öyle. Aslında oyuncaklar dünyasında perilerle oyuncaklar arasında bir yakınlaşma olmasını izin vermeyen çok katı kurallar vardır. Ama gönlüme söz geçiremedim. Çok genç, toy bir baş beradaydım. Ne yalan söyleyeyim, bu albayı görür görmez çok etkilendim ondan. Ah, bir görseydiniz onu. O kadar yakışıklı, o kadar karizmatik bir oyuncaktı ki. Bir kere gerçek bir komutandı. Öyle cesurdu ki. Ah, bana da bir kraliçe olduğu kadar bağlıydı. Ama dediğim gibi ayrı dünyaların varlıklarıydık. Ben bir periydim, o ise bir oyuncak. Ah, sevgili Nestor, göreviniz nasıl geçti acaba? Oldukça başarılı sevgili perim. Oyuncaklar dünyasına dadanan kötü kuşların tamamından kurtuldum. Tebrikler albay. Sizin övgülerinizi duymak benim için son derece büyük bir gurur. Ah Nestor. Kulina. Bir oyuncak olduğun için benim duygularımı anlamanıza belki imkan yok. Ama size gerçek bir tutkuyla bağlı olduğumu söylemeden edemeyeceğim. Ben de bu oyuncak kalbimde adını koyamadığım şeyler duyuyorum size karşı. Eminim bir insan ya da bir peri olsaydım ancak bu kadar sevebilirdim sizi. Bu doğru mu? Gerçekten mi? Sadece bu yüzden bile olsa oyuncak olmaktan vazgeçip İnsan olabilmeyi, sizin hislerinizi bir an için olsa bile anlayabilmeyi öyle isterdim ki. Ah, Albay Nestor, ne dediğinizin farkında mısınız? Kesinlikle. Lütfen bana yardım edin. İyi ama bu imkansız Nestor. İmkansız seyahat. Önceleri tek amacının bana aşık olabilmek için dünyaya gidip insan olmak olduğunu sanmıştım.
Ama ben Yüce Konsey'den gizli iksiri hazırlayıp onu dünyaya gönderdikten sonra bir daha ondan hiç haber alamadım. Tüm çabalarım boşa gitmişti. Acaba insan olabilmiş miydi? Yoksa oyuncak olarak dünyada mı yaşıyordu? Bunu hiç öğrenemedim. Sonra da aşkımı kalbime gömdüm. İşte hikayemiz bu nanacığım. İnanılmaz bir hikaye. Bu başıma gelen aşk acılarından yalnızca bir tanesi. Ay bir peri olarak neredeyse 1000 yılımı devireceğim. Kolay mı canım? Bugün okulda gördüğümüz adam oydu. Çok yaşlanmış ama hemen tanıdım. Çoktan dünyadaki hayatını tamamlamış olduğunu sanıyordum. Demek ki insan olması çok uzun sürmüş. Ya da hala bir oyuncak bilmiyorum. Aşk yüzünden asla yapmamam gereken bir şey yaptım. Konseyin onayını almadan izinsiz dünyaya birini gönderdim. Bugüne kadar öğrenmemeleri benim için çok büyük bir şans. Eğer bu duyulacak olursa çok büyük bir ceza alırım Nana. Hatta baş periliğim bile tehlikeye girer. İyi de dünyaya gidip insan olduktan sonra niye seni görmeye gelmedi hiç? Belki de sihir gücünü yitirdiği için beni görmek istese bile göremedi. Doğru ya. Hiç beklemediği bir anda insana dönüş verdiyse seni görmeye gelememiştir. İçimde yıllar önce küllenen ateşi alevlendirdi. Bunca yıldan sonra neden karşıma çıktı? Üstelik senden ne istiyor Nana? Ben de onu merak ediyorum. Bir hesabı varsa seninle. Hem siz bunları yaşadığınızda ben oyuncaklar dünyasında bile değildim. Nasılsa her şeyi yakında anlarız. Ay hatıralara daldık. Vaktin nasıl geçtiğini unuttuk. Ben artık gideyim. Bir şey söyleyeceğim. Albay Nestor'u görürsem ona söylememi istediğin bir şey var mı? Yok. Bunca yıldan sonra beni görünce yanıma gelme zahmetine bile katlanmadı. Ay benden kaçması canımı çok sıktı. Albayın bana ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Kulinan sen de o kadar kırılma. Adamcağız yaşlanmış. Bir de hala sizi böyle genç ve güzel görünce yanınıza gelmeye çekinmiştir. Hı hı. Ay çok hoşsun Makboş. Neyse bir şey olursa bana haber verirsiniz. Bay bay. Bu kadının işi pek zor. Bunca yıllık ömründe kim bilir başından ne maceralar geçmiştir. Ben insan olup sadece Hakan'la olacağım için çok seviniyorum. Bak hele şunun düşündüğü şeyleri. Yani bu Hakan da işin kolayını buldu canım. Ayol neredeyse bütün iş yaptığı adamları eve yemeğe getiriyor. Tabii 2 saat içinde hop her şeyin hazır olacağını biliyor nasıl olsa. Ah, ah. Keşke insan olsam da sihir gücüm olmasa. Her şeye razıyım. Belli olmaz. İnsan olduktan sonra belki zamanla pişman olursun. Hiçbir zaman pişman olmayacağım. Göreceğiz bakalım. Hadi düşünmeyi bırak da göster şu marifetini. Tamam. Ay kim acaba bu önemli konuk? Oo, tek kelimeyle harika bir sofra olmuş. Bakıyorum da bu misafiri çok önemsiyorsun Hakan'cığım. Öyle. Hem çok önemli bir müşteri hem de yapacağı yatırım gerçekten güzel. Çocuklar için şimdiye kadar hiç yapılmamış bir ölçekte eğlence ve oyuncak merkezi yapmayı planlıyor. Oyuncak merkezi mi? Adamı daha çok merak ettim. Şu masanın mükemmelliğine bakın inanamıyorum size. Son anda haber verdim size. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Hiç bana bakma Nana'nın marifeti. Bazen senin insan olmadığını düşünüyorum biliyor musun? Yok canım daha neler. Ben açarım. Selam canım. Hoş geldiniz. Özgeciğim iyi misin? Sanırım bugün okulda Emre ile tatsız bir olay geçmiş. Evet. Şimdi onunla konuşmaya çıkıyordum ben de. Gerek yok. Ben artık Emre'nin sürekli beni hırpalamasına alıştım. Hiç öyle şey olur mu? Siz geçin ben geliyorum birazdan. Tamam. Hayret. Bu kez hiç umudum yoktu ama yine becermişsiniz bir şeyler yapmayı. Hadi doğruyu söyleyin. Hepsini dışarıdan sipariş ediyorsunuz öyle değil mi? Yok canım daha neler. Hepsi ev yapımı evladım. O halde bir sırrınız olmalı.
Sırrımız mı? Ne sırrımız olacak? Ne sırrımız? Boşuna bana numara yapma. Ama nasıl olsa bir gün her şey açığa çıkacak. Kapıyı da ben açacak değilim herhalde. Bir zahmet açıverin ha. Sabah yaptıklarım bu kadına az bile. Şu halime bak ya, iki ayağım bir pabuca soktu. Ya küpemin tekini takmayı unutmuşum ya. Ya ben tek küpeyle ne yapacağım şimdi, bakar mısınız? Tamam artık, bütün gece senin küpeni dinleriz. Ama Volkan ya, baksana tek küpeyle çok komik oldum. Çıkar o zaman ötekini de. Küpesiz hiç olmaz. O halde tek kalsın. Yeni moda başlatırsın işte, fena mı? Hmm, çok komiksin. Şimdi düşüp bayılacağım. Küpen saçında Merve. Nasıl? Saçına takılmış. Ay nasıl olur ya, ben böyle her tarafına bakmıştım. Tamam, rahatladın mı şimdi? Evet, rahatladım. Ay kaç kere de kontrol etmiştim. Vay be Nana, sen eşsiz bahçısın ha. Aa, bu ne ya? Ay. İnan kimse anlayamaz. Siz annenizi, ben de her şeyden çok sevdiğim karımı kaybettim. Annenizi kaybetmek benim için öyle büyük bir acıydı ki. Dünyadaki hiçbir kadın annenizin yerini alamaz. İşte bu yüzden Özge'nin söyledikleri en az sizin kadar beni de üzdü. Ama ne olursa olsun onu affetmeyi başarmalısınız. O da bunu söylediğine çok pişman olmuştur eminim. Tabii. Biz onlarla hep iyi geçinmeliyiz. Çünkü sen günün birinde Simge Ciciş'le evleneceksin. Bazen seni anlayamıyorum baba. Hem annemiz yerine hiçbir kadının alamayacağını söylüyorsun, hem de... Bazen kafanızın karıştığını biliyorum. Ama bunu sizin iyiliğiniz için istediğimi anlamalısınız. Hiç gerek yok baba. Biz böyle çok iyiyiz. Hem Nana var. Bakıyorum da Nana'yı herkesten ayrı tutuyorsunuz. Evet, bizim için çok özel biri o. Peki senin için baba? Nasıl yani? Yani Nana senin için de özel mi? Tabii, Nana çok özel bir kız. Çok tatlı. Size çok iyi bakıyor. Eğer bir gün annemizin yerini biri alacaksa bu Nana olmalı bence. Yani? Şey, ben... siz nasıl konuşuyorsunuz bakalım bacak kadar boyunuzla? Ne kadar ayıp. Ama neden? Hem Nana böyle bir şey ister mi bakalım? Lütfen. Kalabalık olacak ya. Makmış misafirimiz gelmeden çocuklar yemeğini yesin dedi. Tamam. Hadi bakalım çocuklar, doğru aşağı. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, yolculuğunuzdan memnun kaldınız mı? Her şey dakik ve iyiydi. Çok teşekkür ederim. Merhaba Nektor Bey. Nektor değil, Nestor. Ay pardon, ben Hakan'ın nişanlısı Simge. Memnun oldum. Memnun ben de Volkan'ın eşiyim. Adım da Merve. Çok memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Emektarımız Makbul Sultan. Hoş geldiniz. Ben bir yukarı çocuklara bakayım. Buyurun lütfen. Hemen yemeğe geçelim. Bakalım Nana'nın yemeklerini beğenecek misiniz? Sağlık nedenlerinden ötürü hemen her şey yasak bana. Ama bu gece herhalde bu yasağı deleceğiz. Şöyle oturun lütfen. Volkan. Her şey çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Çocukların bakıcısı Nana. Biraz salata almaz mıydınız? Teşekkür ederim. Bu kadarı bile fazla. İnsan bir yaştan sonra doktorların dediklerini yapmaya başlıyor. Doğruyu söylemek gerekirse çocuklarla ilgili yapacağınız yatırımı önce oldukça gereksiz bulmuştum. Ama sonra düşününce ne kadar akıllı bir işe yatırım yaptığınızı anlamam zor olmadı. Delikanlı, şunu hiçbir zaman unutma. Çocuklar her zaman kazandırır. Ancak onlara verilenin büyüklere sunulandan daha iyi
ve daha kaliteli olması gerekir. Çocukların müşteri olarak görünmesini çok doğru bulmuyorum ben. Yani sonuçta çocuk onlar. Yani onlara sunulan ürünlerin çeşitliliği hem yaratıcılıklarını öldürüyor... ...hem de doyumsuz olmalarına yol açıyor bence. Şekerim, sana fikrin soran olmadı. Affedersiniz. Aslında küçük hanımla tamamen aynı düşünüyorum. Ama Nektor Bey... Nestor. Adım Nestor. Evet. Ama bu sistemin dayattığı bir şey. Ben yapmasam bir başkası yapacak. Hiç olmazsa en iyisini yaparak vicdanımı biraz rahatlatabilirim belki. Öyle değil mi? Bir ben eksikmişim yani. Ne kadar yaşlanmış. Ben bir su getireyim. Bence de işini yapman en iyisi. Simge. Ne? Kolina, Nestor burada. Biliyorum. Çok kötü bir şey oldu Nana. Şoker her şeyi sihirli ekrandan izleyip öğrenmiş. Olamaz. Ne olacak? Ne olacak? Beni tehdit etmeye başladı bile. Her şeyi Yüce Konsey'e açıklayacağını söylüyor. Ona engel olmalısın. Nasıl? Bu çok ciddi bir durum ama... ...baş birliğim elimden alınabilir. Bir şeyler düşünmeliyiz hemen. Nana, eğer senin insan olma dileğini geri alıp... ...onun insan olmasını sağlarsam... ...Yüce Konsey'e gerçekleri açıklamayacağını söyledi. Yani şimdi ben... Ah, hayır, asla böyle bir şey olmayacak. Bunu aklından bile geçirme yavrucuğum. Ama senin baş peri olarak kalman gerekiyor. Bu benim insan olmamdan çok daha önemli. Hayır Nana, unut bunu. Ne oldu size? Nestor Bey. Ne oluyor? Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Su getirin. Nestor Bey. Cebine bak. Cebini gösteriyor. Nestor. Tamam Nestor. Nestor. Ay. Beni çok korkuttunuz ya. Dinlenebileceğim bir yer var mı? İsterseniz bir ambulans çağırın. Gerek yok. Biraz dinlenirsem geçer. Yukarı çıkaralım hadi. Hı-hı. Gel. Ay. Şunu alsana. Tamam. Ağır yemekleriyle adamı hasta etti. Dengesiz, ne olacak? Simge. Tamam, bu taraftan. Burası. Tamam. Çocuklar, bize biraz izin verir misiniz? Makbuş'un odasına geçin hadi. Tamam babacığım. Delikanlı, sizi de telaşlandırdım. Sen aşağı inebilirsin. Küçük hanım kalsın yeter. Daha iyisiniz değil mi? Birazdan bir şeyim kalmaz. Daha iyi misiniz şimdi? Evet. Hazır yalnız kalmışken... ...benimle konuşacağınız şey... İşte bunun için. Bana bak... ...ve kendi geleceğini gör. İnsan olmak o kadar da iyi değil ha. Ne dersin? İyi ama... ...ben ölümlü olacağımı bile bile bunu kabul ettim. Geçenlerde yürüyüşe çıkmıştım. Aşağıki sahilde yürüyordum. Hemen yanımdan küçük bir kız çocuğu yola fırladı. Tam o sırada sen de oradaydın. Yüzünü üfleyip çocuğun son anda arabanın altında kalmasını engelledin. Bunu gördüğüm an seni takip etmeye başladım. Benimle aynı kaderi paylaşan biri. Ancak sihir yapabildiğine göre tam olarak insan olmuş sayılmazsın. Bu yüzden seni oyuncaklar dünyasına dönebilmen için uyarabilirdim. İyi ama bunu ben kendim istedim. Yani insan olmayı. Ben de kendim istemiştim. Ama şimdi çok pişmanım. Aşkın ne olduğunu anlamak için bunu istemiştim. Ama şimdi yaşlandım ve pişmanım. Üstelik aşkın ne olduğunu anlamak için...
uğruna insan olduğun kadını bir daha hiç göremedim. Ben insan olmakta kararlıyım. Yani bir gün yaşlanıp ağzımda tek bir diş kalmasa bile buna razıyım. Kulena. Nestor, keşke sana bunu yapmasaydım. İnsan olmak çok uzun zamanımı aldı. Ve sana hiç ulaşamadım. Böylece aşkını da yaşayamadım. Senden başkası da kalbime girmeyi başaramadı Kulena. Dünya benim için bir cehennem oldu. Nestor, sana kendimi affettireceğim. Hemen Yüce Konsey'e gidip olanları anlatıp beni affetmelerini, seni de tekrar oyuncaklar dünyasına kabul etmelerini isteyeceğim. Ama Kulena, bu çok tehlikeli. Bunu ona borçluyum Nana, yapmam lazım. Küçük hanım, senin durumun benden farklı. Sanırım sen gerçek aşkı bulduğun için burada kalmak ve insan olmak istiyorsun. Şey... Hakan'a nasıl baktığını gördüm. Saklama boşuna. Sen de bir insan olunca aranızda engel kalmayacak. Oysa ben bir perinin hayaliyle yaşadığımı yıllarca düşünsene. Bizimkisi imkansız bir aşktı.